Sevgili bayan arkadaşlar, yeni sezon toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Zaten birçoğunuzu tanıyoruz, siz bizi tanıyorsunuz. Sağ olsun Hatice Hanım sizleri böyle topladı. Yöneticimiz de Turan Bey, biraz önce dedemiz de vardı. Şimdi arkadaşlar, bir yıl çalıştık Hatice Hanım'ın sorumluluğunda. Bayağı bir mesafe kat ettik. Yeni arkadaşlarımız da katıldı. Bu da amaç Çatal Cemevi'nin inancımızı öğrenmek, yaşamak, yaşatmak. Sadece bizim bilmemiz yetmiyor. Diğer insanlara da bunu anlatmak. Kartal'ın geniş mahalleleri var. Örgütlülük ağımızda bir sürekli buraya gelen insanlar var. Herkes aynı oranda gelebilir. Bir de mahallelerimiz var. Geniş bir örgütlülük gerekiyor. Tabii sadece bu kadınlarla olmaz. Ama Alevi hareketi içerisinde en duyarlı yanı Alevilerin kadınları. Bunu cemlerde görüyoruz. Bunu alanlardaki toplantılarda görüyoruz. Bunu Hacı Bektaş'ta görüyoruz, Aptal Musa'da görüyoruz, Gezi'de görüyoruz, mahkemede görüyoruz. Kadınlar yaratılışından dolayı mı veya ezilmişliğinden dolayı mı, o anne duygusundan, Allah'ın verdiği bir özellikten dolayı mı daha duyarlı. Bu anlamda biz de kadınlarımızı daha örgütlü hale getirmemiz lazım. Şimdi birçok arkadaşımızın yöresi farklı olabilir, bölgesi farklı olabilir, partisi farklı olabilir. Ama bizi burada buluşturan bir Alevi kültürü, inancı. İlla Alevi olması da gerekmiyor insanların. Ama Alevi gibi yaşamı seçmiş, Alevi'nin mücadelesini kültürel, inançsal boyutunu benimsemiş içimizde çok arkadaşlarımız var. Zaten bizim felsefemizde 72 millete aynı gözle bakan, erkek kadın ayrımı da yapmayan bir düşüncemiz var. Onun için bizler çok rahatız. Biz hepinizi bacı, ana, kardeş görüyoruz. Ama dışarıdaki art niyetli insan ne diyor, onu biz ilgilendirmiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Bu düşünceyle yaklaşıyoruz. Kartal Cemevi gerçekten Türkiye'de saygın bir noktası var. Binasıyla ilgili, şu oturduğunuz bakın sandalyeler değişti, yemekhanelerin sandalyeleri değişti. Yukarıda Kartal Belediyesi ücretsiz, çok güzel bir hizmet veriyor. Cenazelerimiz çok rahat kalkmaya başladı orada. Şu anda Cem Salonumuzun üstünün çatısını yine Kartal Belediyesi'nin katkılarıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu sene kurslarımıza daha çok ağırlık veriyoruz. Açev, anne çocuk bakım odası da kuracağız. Kursa gelenlerin çocukları öğretmenler tarafından orada tutulacak. Daha geniş bir şekilde bütün zaten hepinizde bu kağıtlar var. Kurslarımıza çok önem veriyoruz. Ve hemen akabinde 3. yıldır Kartal Meydanı'nda ahiliği kutluyoruz. İnsanlar ahiliğin ne dediğini öğrensin, ahevren kim öğrensin. 27'sinde şu anda belediye tarafından pankartlarımız asıldı. 27'sine kadar el ilanlarıyla, el ilanları da gelecek mahallelerimize, kahvemize. Orada ahilik törenine insanları katalım, o da öğrensinler ahiliği. Ve orada ahilik pilavı dağıtacağız. Hemen arkasından bu yıl, şimdi erkenden sitelerimize koyduk, ilanlarda görürsünüz. Bu sene bir kurban bayramında vekaleten kurban kesimini projelendirdik. Diyelim Avrupa'da sağda solda insanlar gelemiyor. Güvenilir bir yerde kurbanın kesilmesini istiyor. Yani kendi şahsı kurbanı değil. Buraya bağış ettiği kurbanı. Biz gidip alacağız, kesmiyorsa keseceğiz. Onun etini buradaki yemeklerde vatandaş paraya çevireceğiz. Oradan ne kadar elde edersek burs fonu oluşturmaya çalışacağız. Bedeli 650 TL. Diyelim ki vatandaş 650 lirayı veremedi, kurbanı kesemedi. O niyetle, o zihniyetle küçük miktarlarla da bursa bağış yapabilir. Der ki ben 150 lira veriyorum, 50 lira veriyorum, 300 lira veriyorum ama bursa veriyorum. Bu parayı bursa kattım diyebilir. Böyle bir halkı oluşturacağız. Burs konusunda en müdahaleleşelim. Nasıl burs vereceğiz? Çok talep var. Seçiyorsun, işte en fakir biraz alabiliyorsun. Burada biraz böyle kurbalar oluyor. İşte adam olarak ayarlıyoruz. Böyle bir şey yok ama toplum çok fakir, çok ihtiyaç var. Bir, Kartal olmasını şart koşuyoruz. İki, dört yıldır olmasını şart koşuyoruz. Ekonomik anlamda gerçekten iki yerlerden daha aşağıdaki olan. Şimdi bir tanesinin babası yok, anası yok, evi kiraysa. Öbürünün de geliri düşük olabilir ama anası vardı, babası vardı, evi vardı. Onunla bunu ayrı
yapabiliyorsun. Belki bir kremli yöntem düşüneceğiz. Yani verdiğiniz bursu daha sonra o çocuk bir şey bilmeyi geri verirsin. Bir başkasına verirsin. Bunların çabasında seniz burs netliği çok baskı var üzerimizde. Bu şekilde bunlara devam edeceğiz. Kurslarımızı yoğun bir şekilde bombaya başlayalım. Biraz sınıflarımızı daha büyüttük. Sizden ricamız gerçekten birbirimize teşekkür. Sen önce geldin, ben sonra geldim. Bu Hatice'nin adamı, bu İsmail'in adamı, Muhammed'in adamı değil. Gerçekten dediği konuyu çekememezdiği kibiri bu bahçenin öte tarafında bırakarak herkesle bir olarak neler yapabiliriz? Özellikle eğitim konusunda, panel konusunda bir şeyler yapmamız lazım. Ya işte az kişi geliyor panellere. Olabilir. Çok büyük üniversiteler de panel yapıyor. Ben orada da az kişi görüyorum. İsterse bir kişi olsun. Ama yapalım. Özellikle şu anda bizim yolumuzun, inancımızın, düşüncemizin en doğru olduğu haklı bir noktadayız. Bu IŞİD nedeniyle. Şu anda Avrupa bile Alevili araştırıyor. Bizlere geliyorlar. İslam'ın en iyi yorumu Alevili. İnsan incitme yok, insan kesme yok. İşte İslam adına, sünnilik adına IŞİD insan boğazlıyor, insan katlediyor. Bugün Avrupa ve dünya, Amerika artık bununla mücadeleye başladı. İşte bizim burada Alevili'yi iyi anlatmamız lazım. Bu noktada salonlarımızı tıklım tıklım doldurmamız lazım. İlhan Özkes gibi, sünni ve imamlıktan gelmiş Cemil Kılıç gibi, işte dediğim Bekaroğlu gibi veya Yaşar Nuri gibi insanların, sünni kökenli insanların gelip peygamberin bize bıraktığı İslam'la bugün IŞİD'in yaşattığı İslam veya sünnilik aynı mı diye biz bu panellerimizi çok canlı tutmalıyız. Hem kendimizi geliştirmeliyiz hem de çocuklarımıza bir şeyler vermeliyiz. Şimdi çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Biz kendimiz kitap okumuyoruz. Televizyonun yönlendirmesiyle çocuklar etkileniyor. İşte eskiden Esrar Eroin bilmem neydi. Şimdi de Borsa'ya çıktı. Çocuklar onların eteğinde. Bununla ilgili çevre müdürü Dilek iyi bir panel yaptı. Biz de katkı sunduk. O panelin aynısını buraya emniyetle, narkotikle, işte çevre müdürüyle, Hatice Hanım'a diyalogları yürütecek. Bu ahiliği atlattıktan sonra Eylül'den sonra Ekim'den itibaren bu panellere başlayacağız. Zaman zaman işte çocuklarımla ilgili. İşte bir takım oyunlar var. Yine Hasan Ali Yücel'de kültür müdürümüzle bir derviş oyunu var. Onu koyacağız. Yani mutlaka tamam her hafta bazen insanız. Piknik yapmaya da, çay içmeye de, sohbete de, kadın günü dediğimiz günlere de ihtiyacımız olabilir ama yaşantımızın hepsi o olmamalı. Zaman zaman böyle çay sohbetlerimiz de olacak. Ama daha çok eğitime, daha çok insan katalım. Yani buraya gelirken yengemizi, teyzemizi, teyzemizin çocuğunu kim varsa daha çok yumağı büyütmemiz lazım. Yani 200 bayan, 300 bayan, 400 bayan olsun. Yönetici kim olması çok önemli değil. Önemli olan Kartal, Cemil'in kadın kolları ne yapıyor? Ortaya çıkarttığı malzeme bizim için önemli. Bunu Hatice yapmış, Ayşe yapmış, Fatma yapmış. İsimler gelip geçici. Yarın İsmail Saçlı da gelip geçici. Gölge başkanlar diye. Ama önemli olan Kartal Cemevi ne yapıyor? Şu anda Kartal Cemevi gerçekten kurumsal. Ben isterim ki bütün alemi kurumları böyle içi kadın olsun, genç olsun. Mesela en büyük eksiğimiz gençliğimiz yok. Gençlik yok. Mesela geçen sene burs verdiğimiz gençlere ya bunlar sokakta benim anlattıklarım ben zamanınızı almamak için kısa konuşuyorum çok konuya değiniyorum. Bu yanlış anlaşılıyor. Mesela geçen sene burs verdiğimiz çocuklara bu sene burs vermeyeceğiz. Neden? Buraya gelen giden insanlar bunu bilmeli. Hepsini aradık. Ocak ayında dedik ki gelin burs aldığınız kurumu tanıyın. Okullarınızda Alevilik konusunda size bir baskı var mı? Size bir şey yapılıyor mu? Bunları bize rapor edin. Yazın, yazın toplanın aranızda bir yaz kampı yapalım. İşte Altınoluk'ta diyelim ki 8. ay geçtiği zaman orada öğretmen evleri 25-30 liraya düşüyor. Dedik ki bir kamp tutalım. Alevi, Kartal Cemevi, Alevi gençliği işte kampta buluşsun. Yani biraz daha gençliği örgütleyelim. Belki Avrupa'daki gençler de gelir. Türkiye'nin değişik yerlerinden gençler de gelir. Bir gençlik örgütlülüğü ortaya çıkartırız. Ve bir tanesi gelmedi. Buradan para alıyorsun veya inancın, Cemevin senin bir tanesi gelmedi. Şimdi kadın kolları gerçekten organize olsak birbirimizle kenetlensek herkes iyi kötü tatile gidiyor. Böyle bir kampımız olsa, Kartal kadın kolları işte bir kamp
kursa 5 gün, 6 gün seminerli, çalışmalı yakın bir yerde. Bu Çanakkale olabilir, bu Şile olabilir, bu Altınoluk olabilir. Bir kampta buluşsak, mesela Avrupa'daki bayanlar çok istiyorlar böyle turu. Geçen gün Avusturya Alevi birliklerinden beni aradılar. Tabii demiş karşılandı. Evet biz sizi karşılarız. Dedim ben gelin havalandan alırız, belediyeden araba alırız, size yemek veririz, çay içiririz, misafir eder bayanlarımız. Yani bu ağımızı kurmamız lazım. Şimdi Erzincan'dan bir tane Cem Vakfı'nın, Cem Evi'nin bir kadın kollarından birisinin çocuğu buraya askere gelse, okula gelse, gidecek biri olmasa nereye sığınacak? Kartal Cem Evi kadın kolları başkanını tanıyacak ve gelecek yardım isteyecek. Ben bunu yaşadım. Oğlum askerken Soma'ya gittim, hiçbir otelde yer bulamadım. Baktım Cem Evi var, gittim. Cem Evi'nin başkanı kim? Hatta bu Soma şeyinde Aysun abi. Aysun abla, eşim ve kızım da yanımdaydı. O da aşure işleriyle uğraşıyordu. Verdi evinin anahtarını. Biz orada iki gün kaldık. Hiç tanımıyoruz. Sanki ablamız, sanki kardeşimiz. Niye bu inançtan dolayı? İnsanlar böyle olmalı birbirine. Örgütlülüğümüzü böyle kurmalıyız.